Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Resul Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar ee, Arkadaşlar e, bugünkü konumuz Yeni alınan kuş eve nasıl alıştırılır pet shop'tan özellikle Çünkü mesela çoğu arkadaşımız Benim e, ele alıştırma videom çok iyi izlendi yani benim kanalıma göre tabi Kimisine göre izlenmemiş de olabilir ayrı bir konu Kimi e, Kim arkadaşımız çok sordu nasıl ele alıştırabilirim kuşum alışmıyor o, e, ve böylece sorular geldi. Ben de buna karşın zaten kuşuma eş almıştım. Pet Shop'tan aldım. Ve o sorunları ben de yaşadım. Şimdi size o sorunları anlatacağım. Hala da e, yani hala da o sorulara sorunları aşmış değilim. Bunu size söyleyeyim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. E, benim babacık tüyde zaten. O yüzden biraz böyle uçuyor oynuyor ama halsiz. Şu an kuşlar tüyde. Evet. Mi bu Ben anlatayım size şimdi bu kuş bana çoğu kişi erkek dedi dönün bakayım dön dön dön, Heh, dön. Çoğu kişi bu kuşa erkek dedi Arkadaşlar görüyorsunuz bu kuş Bu arada yavru benim babacığım boyuk saymış Ben onu fark ettim bu kuşun adında cici kuş koyduk Arkadaşlar ceresini size çekeyim şimdi ama izin vermez tabi her videoda böyle bir huzursuzluk olacak kameradan ürküyor. Bu kuş ilk defa kamera görüyor. Şimdi arkadaşlar. E, ceresi mor. Benim de kafam çok karıştı. Ama e, şey gibi değil yani. Erkek gibi mor değil. Yani burun delikleri mavi. Şey mavi dediğim burun kısımları mavi. Burun deliklerinin çevresi bembeyaz. Ve fark ediyorum gün geçtikçe o mavili hafif kahveye kayıyormuş gibi. E, Facebook'ta gruplara sorabilirsiniz emin olmadığınız zaman. Orada da ben sordum. Yani 20 kişiden 18-19'u buna dişi dedi, bir kişi erkek dedi, iki kişi erkek dedi. O da yani e, kamera açısından filandır diye tahmin ediyorum. Ama gördüğünüz üzere bu kuş dişi, bundan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu kuş alışmıyor. Nasıl alışmıyor? Şimdi göreceksiniz bakın babacık geliyor. Bakın gördünüz mü? Elime gelmiyor bu kuş. Şimdi bu kuş bir de yanında babacık var diye e, dikkate alıyor. Bana gelmiyor. Ben bu kuşu nasıl alıştırıyorum? Şimdi size ondan bahsedeyim. Tabii bu benim kendi yöntemim. Kendimi zorlanmak açısından. Şimdi bu kuşları salıyorum öncelikle. En önemli şey kuşu odaya saldığınız zaman kuşu kafese koyarken böyle yakalamayın arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen kaçarlar. Şimdi o konamadı. Kuşu yakalamayın. Kuşu yakalarsanız o kuş size hayatta alışmaz. Öncelikle buna gelelim. Kuşu kafesten çıkartırken kafesin kapağını açın kendisi çıksın. Bu kuş kendi çıkmayı öğrendi. Kapağı ben kaldırıyorum. Hemen fırlıyor. Babacık zaten benle geliyor. Arkadaşlar size tek tavsiyem şöyle bir tane çubuk. Bunu ben kendim yaptım. Yani böyle bir tane e, tünek de alabilirsiniz. Ben kendim yaptım bunları. Bunun gibi bir tünek de kullanabilirsiniz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Kuş bunu tünek sanıp bunun üstüne gelecek. Mesela nasıl? Şimdi bak yapmazsa komik olur. Babacık gelsin. Hop gel. Gördünüz mü? Bu şekilde kuş tünek sanacak bunu. Sonra siz kafesin kapağını açacaksınız. Ve çubukla beraber kafese sokacaksınız. Kuş oradan diğer tüneğe atlayacak. Eğer elinize yakalarsanız bu kuş hayatta alışmaz. İlk önce bundan bahsedeyim. Ben öyle yaptım. Babacıkta da öyle yaptım. Bu kuşta da böyle yapıyorum. Bu kuş o yüzden bana alışmaya başladı. Şimdi bu kuş pet shop kuşu olduğu için. Ve e, ortalama 4 aylık bir kuş. Hatta daha da fazla olabilir. Çünkü çok iyi uçuyor. Eve gelir gelmez böyle sağ sola çarpma olmadı. Bayağı uçuyor. Gördüğünüz eş tutmaya başladılar. E, yetişkin kuş aldım. Onu geri verdim. Çünkü o kuşta biraz sıkıntılar vardı. Hastalık olabilirdi. Hemen geri yolladım. E, Yavru aldım o yüzden. Hem eğitirim diye. Eve adapte olur. E, dediğim gibi arkadaşlar. Kuşu sakın korkutmayın. Kuşu salarken şey yapmayın. Ben bu kuşu salıyorum. Babacığı salıyorum. Bunlar evde bir saat bir buçuk saat... Hatta bazen 2 saat salık kalıyorlar odada. Yaz ayı geldi. Biraz zor tabi bunlar. Odanın kapısını kapatıyorum arkadaşlar. Geçiyorum içeride oturuyorum. Bunlar kendilerine oynuyorlar. Bakın babacığın o bir yeri var. Hep oraya eşeliyor. Ben sebebini çok bilmiyorum. Kuşlar yapıyormuş. bunlar kendini yoruyorlar. Aç kalıyorlar. Oynuyorlar. En sonunda ben geliyorum bir, saat 2 saat sonunda. Elime bir avuç yem koyuyorum. Onu da hiç kıpırdamadan kuşun yanında bekliyorum. Kuş elime mecbur gelecek. Aç çünkü yani. Uçmuş, yorulmuş, acıkmış. O kuş elinden o yemi yiyecek. Yemedi mi? Bırakın odada biraz daha kalsın. Uçsun, oynasın. Ondan sonra yine gelin ama kuşun peşinden koşmayın. Kuşu zorlamayın. Kuş kendisi elinize gelmek istesin. Yani kuşu elinize kıpırdatmayın. Kuş yavaş yavaş elinize bakacak. Yaklaşacak, bir gagasını vuracak, kaçacak. Yine gelecek, yine bir gagasını vuracak, kaçacak inatçı kuşlar olabilir tabi uzun süre bunu yapabilirler ben bunu bir kere yaptım gelmedi iki kere yaptım gelmedi üç kere yaptım gelmedi dördüncüde baktım elimi gagalamaya başladı beşinci de elimin üstüne çıktı e, yemek yemeye başladı her yaptığımda artık yemeye başladı tabi kuş e, aranızda mesafe oldukça bu şey olacak yani azalacak babacık geliyor elimden yiyor babacık yediğini görünce o da güveniyor o da geliyor yani size bundan bahsedeyim Hadi siz gelin güzel bir yere geçin. Görüyorsunuz Kaçtı mesela. Kuş ele gelmiyor. Ama bu zamanla aşacak. Mesela omzuma geliyor. İşin garibi bu. Yani siz diyeceksiniz nasıl oluyor? Kuş elime gelmiyor omzuma geliyor. Babacık omzuma konuyor. O da geliyor omzumda duruyor. Televizyon izliyoruz mesela. Hiç kıvırdamıyor. Birbirleriyle oynuyorlar. Ama omzumda duruyor işte. Elime gelmiyor. Elden korkuyor kuş. Çünkü pet shopta kuşları göstermek için yakalıyorlar. Elleriyle şey yapıyorlar, korkuyorlar. Babacık ev üretimi olduğu için hiçbir korkusu yok. İnsanlara alışkın. Böyle tutup gagasını oynayacağım. Şimdi bakın. Gel buraya, gel, gel, gel. Küçük, küçük. Senin babacık. Tutup gagasını salladığında da sıkıntı olmuyor yani. Ama bu kuş da öyle değil. Bu kuş pek çok kuşu. Bu kuşun biraz yaşanmışlıkları var tabii. O onun üstünde etkileri var. Dediğim üzere kuşu sakın hayatta korkutmayın. Kuşu kafese koyacağınız zaman tünekle koyun. Hop alın üstüne. Hop sen de gel, bakın görüyorsunuz çıktı. Sonra bunları alın, hop kafesin içine sokun. Bu kadar, başka bir şey yok. Atlasın bunlar, atlayın. Kuş öyle hemen elinize alışmaz. Yani demek istediğim bu. E, kuşu korkutursanız hayatta alışmaz. Kuş sizden korkmasın. E, akşam eve geldiniz, e, İşiniz gücünüz yok, oturuyorsunuz. Alın buraya bir sandalye çekin, kafesin yanına oturun. Sadece kuş sizi görsün telefonunuzdan videonuzu izleyin ne yapıyorsanız yapın ama kuşun yanında durun. Kuşla vakit geçirin. Bir şey yapmasanız bile yanında durun. O kuş sizden zarar gelmeyeceğini anlasın. Tabii bu e, yetişkin kuşlar için çok zor. Yetişkin kuş kolay kolay evcilleşmez. Gördüğünüz gibi kuru yapıyorlar birbirlerine. Dişi kuş muhabbet kuşlarında daha çok seçici olduğu için yavrudan almam iyi oldu. Bunlar birbirine alışacaklar. Yani sonuçta bu kuş ortalama 5 aylık diyorlar. Çoğu kişi. 5 ee, aylık veya 4,5-5 aylık olması lazım. Çünkü neredeyse 2-3 haftadır bende bu kuş. Ee, i̇şte o sebeple bunlar çabuk eş tutacağını düşünüyorum. Bir tane de yuvalığım var tabi. Biraz ufak bir yuvalık ama yani sonuçta ilk yumurtlamasında bu kuş yapacağı ise 2-3 maksimum 4 tane yapar. O da buraya yeter yani. Öyle bir şey yapmaz. Kışın, kışın yumurtlar zaten. Yazın üretim yapılmaz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Size tek söylemek istediğim. Kuşları korkutmayın. Kuşları korkutursanız o kuş size hayatta alışmaz. Ee, Kafese sokarken, çıkartırken, yemini verirken, suyunu verirken, onunla ilgilenirken kuşu korkutacak hareketler yapmayın. Kuşu böyle havadan kapmaya çalışmayın. Hemen ülke. Ne kadar eğitimli olsa bile. Alttan gelin kuşa. Bu şekilde. Bugünkü videomuzda bu kadar. Herkesin kuşunun ömrü uzun olsun. Herkese iyi hobiler. Görüşmek üzere.